Yılın ilk karının düştüğü Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Uludağ'da sezon hazırlıkları hız kazandı. Artan rezervasyonlarla yüzleri gülen işletmeciler yeni sezondan umutlu. Karın erken yağışını hani biz de yani çok sevinçle karşıladık, hazırlıklarımızı hızlandırdık. Kış turizminin önemli merkezlerinden birisi olan Uludağ'da yılın beklenen ilk karı erken yağdı, otellerde ise hazırlıklar başladı. Bizim otelimizde yenilikler var. Onların son artık aşamasındayız. 25 Kasım'da bitmiş olacak. Yeni odalarımız var. Yeniliklerimiz bir hayli fazla. Hazırlıklara devam eden otel yetkililerinin yeni sezondan beklentileri ise yüksek. Kış turizmi yaz turizmi göre biraz daha kısa, hareketli ve bereketli geçer. Tabii ki kış turizmiyle ilgili beklentimiz yüksek. Doluluklarımız, düşüncelerimiz, öngörülerimiz hep otellerin dolu geçeceğini ümit ediyoruz. Şu anda rezervasyonlarımız açıldı. Öncelikle yılbaşı olmak üzere rezervasyonlarımız yani yavaş yavaş gelmeye başladı. Yani bu sezon yani iyi rezervasyon bekliyoruz. Bu sene güzel gözüküyor. Sezon güzel geçecek. Özellikle yılbaşı dönemi için yapılan rezervasyonlar yüzleri güldürüyor. Yılbaşında %50'yi gördük. Diğer dönemlerde de zaten bu sene biz festivalle başlıyoruz otel olarak. Doluluğumuz sezon içinde Ocak ve Şubat ayında sömestr sonrası %90, %100 diyebilirim. Erken rezervasyon dönemiyle satışlar başlamış durumda. Özellikle Aralık ayı, yılbaşı için ve Ocak ayı için satışlar hızlanmış durumda. Fiyatlar gün ve kişi sayısına göre farklılık gösteriyor. Yılbaşı için 3 paket programımız var. Normalde 3 günlük gelmek isteyen misafirler için günlük 800 TL kişi başı fiyatımız. 2 günlük gelmek isteyen misafirler için 950 lira kişi başı fiyatımız. Tek gece için gelmek isteyen misafirlerin için de 1200 lira bir fiyatımız var. Bizim minimum 3 gecede konaklama ücretimiz kişi başı 670 liradır. Yani toplam 3 gece konaklama ücreti 4020 liraya tekabül ediyor. Diğer dönemlerde de hafta içi 350 ve 510 TL civarı. Yani hem kayayla hem şeyleriyle falan. Yani ortalama yani 500 civarında olur.